Efendim merhabalar. İzmir Bostan'dayız. Anka Cafe'deyiz. Anka Cafe 3. nesil bir kahve dükkanı. Harika tatlıları var. Özellikle Magnolia, San Sebastian, Brownie. Bunları hep beraber bir deneyelim. Ne dersiniz? Hadi. Sevgili dostlar, Anka Cafe'de şimdi Seylan Hanım'la beraberiz. Seylan Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mekan Ekim ayında açılmış 2 sene önce. Evet. Daha doğrusu bu sene Ekim ayında 2 yılınızı dolduracaksınız. Evet. Çok şirin, butik, güzel bir kafe. 3. nesil kahve dükkanı ama işte çayımız da var, tatlarımız var, tostumuz var. Ayvalık tostuna benzer. Kendi ellerine has özel bir tost. Evet. Bunları sizden şimdi masada dinleyeceğiz ama önce kahveyle ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Neleriniz var mesela? Hangi kahve çeşitleriniz var? Çekirdeğinizi kendiniz mi kavuruyorsunuz? Kendiniz mi öğütüyorsunuz? Bunlarla ilgili bir bilgi rica edeyim sizden. Çekirdeği hazır alıyoruz. Fakat müşterinin talebine göre kendimiz burada anında taze olarak öğütüyoruz. Üçüncü nesil kahve mekanlarında bulunan her türlü kahve hizmetini veriyoruz müşterilerimize. Ne kadar güzel. Emeğinize sağlık. Sağ olun. O zaman masaya geçmeden sizden ben bir kahve rica edeyim. Ne yaparsanız kabulüm. O zaman size güzel bir latte hazırlayayım ben. Peki, bekliyorum. Latte hazırlanırken biz de izleyelim bakalım nasıl latte yapılıyormuş. Kahvemizi öğüttük. Kahvemiz çekirdekten sütümüzü hazırlayalım. Barista sütü kullanıyorsunuz. Evet, özellikle krema açısından daha fazla lezzetli ve daha kıvamlı köpük elde edebiliyoruz. Bu ses harika değil mi? Evet. Olması gerektiği gibi. Evet. Sevgili dostlar, benimle bir kahve içer misiniz? Hadi bekliyoruz. Şovumuz başlıyor. Latte'miz hazır. Şeker kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorum. O zaman. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Ben latte'yi alıp masaya geçiyorum. Şimdi tatlılarla beraber eşleştirme zamanı. Hadi bakalım masaya geçelim hep birlikte. Efendim şimdi Anka Cafe'de masamızdayız. Masamızda harika tatlar var. Brownie'miz var. Magnolia'mız var. Kahvemiz burada. Ev yapımı limonatamız burada. Ama başrol oyuncumuz San Sebastian burada. Şimdi Seylan Hanım'dan San Sebastian'dan bir parça isteyeceğim. Şovunuzu başlatabilir misiniz? Tabii ki. Keyifle. Sevgili dostlar, San Sebastian İspanya'da San Sebastian şehrinde doğan bir pasta çeşidi, bir cheesecake çeşidi. Orada Lavina denilen bir restoranda ilk defa çıkıyor ve çok tutuluyor. Tabanı olmadığı için ilk başta tutar mı diye düşünüyorlar ama çok bakıyorlar ki çok fazla tutuluyor ve dünyanın her yerine yayılıyor. San Sebastian aslına uygun kalacak şekilde çok farklı dokunuşlar yapılabilecek bir ürün. İşte limon kabuğu koyabilirsiniz, portakal kabuğu koyabilirsiniz. Bilmiyorum, siz özel bir formülünüz var mı? Formülünüzü gizli mi tutuyorsunuz? Formülümü, anlatır mısınız tarifini? Formülümü tabii ki gizli tutmak zorundayım. Çünkü lezzetimiz gerçekten bize özel. Hı hı. Tamamen orijinal San Sebastian üretiyoruz.
çikolata veya limon, portakal aroması, bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Orijinal Sebastian tadına sadık kalıyoruz. Sabırsızlanıyorum denemek için. Görünüş olarak zaten kendini gösteriyor. Şöyle ikram edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, kaşığımızı alalım. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler, sizler için tadıyorum. Kendim için bir şey istemiyorum ama sizler için tamamen. Şimdi ekip arkadaşlarım da sabırsızlıkla bakıyor. Biliyorum onlar da yemek istiyorlar ama başlıyorum. Enfes gerçekten. Hem aroması çok güzel. Farklı diyarlara götürüyor. Çok keyifli, çok lezzetli bir ürün. Şeker oranımız düşüktür bu arada. Düşük, evet. Çok evet, fazla baygın değil. Oldukça lezzetli. Kıvamı da... Evet. Kıvam da harika. Şimdi San Sebastian'la devam edeceğim ama diğer ürünlerden de tatmak istiyorum izniniz olursa. Önce bir Magnolia'dan bakalım. Bu biraz daha farklı bir Magnolia. Bunda farklı dokunuşlar evet, yapmışsınız. Evet. Çikolata güzel bir lezzet. Biz de içine dahil etmek istedik. Ve çok yakıştığını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 2 senedir bu mekandayız. Ve 2 senedir vazgeçilmez ürünlerimizin başında geliyor. Bu da güzel bir çikolata, farklı bir tat katmış. Taze çilekler var içerisinde. Evet. Şimdi Brown'dan deneyelim. Brown'da benim çok sevdiğim bir ürün. Öyle mi? Özellikle kahveyle çok yakıştırıyorum. Hı hı. Sert. Bol ceviz kullanıyoruz. Bitter çikolatayla hazırlıyoruz. Sucuk. Ve biraz ılık çok servis güzel. Ediyoruz. Afiyet olsun. Şimdi limon tadınızdan denemek istiyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Tamamen ev yapımı, içerisinde herhangi bir tatlandırıcı, limon tuzu vesaire hiçbir şey yok. Tamamen orijinal limon, portakal üzerine kendimiz hazırlıyoruz. Bunun formülü gizli değil yani. O da gizli. Pipetimiz var ama ben pipet kullanmadan denemek hı-hı istiyorum. Şimdi taze nane yapraklarımız var. Bunda şekeri fazla değil. Evet. Biliyorsunuz dolayısıyla... şeker biraz bizim düşmanımız olunca minimumda tutmaya evet çalışıyoruz. Özellikle diyabetik ve hipertansif hastalar için şeker oldukça zararlı. Evet. Tadı güzel. Bazı mekanlarda da limonatayı denediğimde limon yani bir tozdan yapıldığı anlaşılıyor. Damakta farklı bir tat uyandırıyor. Bu güzel, oldukça biz hiçbir üründe yapay tatlandırıcı veya lezzet katıcı kullanmıyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımızda doğal ev yapımı olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. İlk başta ben burada bir lezzeti beğendiğimde benim için sağlıklıysa kızıma, yakın çevreme yedirebiliyorsam o zaman ancak sunabilirim. Aynı şey. Kendi yemediğim bir şeyi başkasına yedirmiyorum diyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel bir ilke. Hangi saatler arasında açık mekanınız? Hangi günler hatta? Normal şartlarda kış sezonu boyunca haftanın 7 günü açığız. Hı-hı. Saat 10 gibi açılıyor mekanımız. Covid sonrası da müşteri potansiyeline göre gece saat 1'e 2'ye kadar da açık kalabiliyoruz. Sadece yaz döneminde biliyorsunuz İzmir insanı biraz denize düşkün olduğu için Ağustos sonuna kadar pazar günleri kapalı olacağız. Ama onun dışındaki süreçlerde haftanın 7 günü buradayız. Açıksınız. Bir de bildiğim kadarıyla müdavim müşterileriniz var. Buraya gelen fazlasıyla. Gelip geçtikçe görüyorum çoğu zaman boş sandalye bulmak da mümkün olmuyor. Bu güzel tabii bizim için. Yoldan geçen mekanın şirinliğine kapılıp bir kere geldikten sonra tekrar geliyor. Sonra hı-hı arkadaşlarını getirmeye çalışıyor, getiriyor ve ailemiz gittikçe büyüyor. Ne kadar güzel. Burada tabii Bostonlu biraz daha işte beyaz yakaların falan memur kesiminin de gezip dolaştığı bir yer. Yemek çekleri geçiyor mu? Kredi kartı geçiyor mu? Bunlarla da ilgili bir soru sorayım ki en azından seyircilerimiz buraya gelirken hazırlıklı gelsinler. Kredi kartı opsiyonumuz var. Kredi kartı geçiyor mekanımızda. Fakat yemek çekleriyle ilgili bir çalışmamız henüz yok. Sadece nakit ve kredi kartı üzerinden çalışıyoruz. Tamam, çok güzel. Bir de tostunuzu anlatmak evet istiyorum. Tostunuzu nasıl yapıyorsunuz? Anlatabilir misiniz? Fazlasıyla doyurucu. Adı her ne kadar tost olsa da. Ayvalık tost ekmeği kullanıyoruz biz tostumuzu hazırlarken.
Türk toplumunda biliyorsunuz salça lezzetinin yeri ayrıdır. Hı. Biber salçası kullanıyoruz çok içerisinde. Güzel. Marka sucuk, salam, peynir kullanıyoruz. Bunun dışında da özel bir garnitürümüz var. Bunu közlenmiş patatesten yapıyoruz. Yani haşlama falan değil, direkt kumpir tarzında. Ve gene kendimize özel kullandığımız bir iki baharatımız var. Bunu o patates garnitürüyle karıştırdığımız zaman doyurucu ve bize özel bir tost var burada. Yine ayvalık tost ekmeğinden mi yapıyorsunuz? Ayvalık tost ekmeğini yapıyoruz, evet. Bir günde en azından seyircilerimize tostumuzu anlatırız. Yerken göstermiş oluruz. Şimdi burada tabii bu ürünler dışında işte kahve içecek kahveler veya işte çay çeşitleriyle ilgili çok seçeneği var gelecek kişilerin. Peki tatlılarda sadece bu ürünler mi var? Farklı ürünler de yapıyor musunuz? Bunlar fixlerimiz. Olmazsa olmazlarımız. San Sebastian, Magnolia, Brownie. Ama bunun dışında iş yoğunluğuna göre dereotlu peynirli maydanozlu poğaçamız var. Evet, tamamen ev yapımı, anne poğaçası gibi. Dediğim gibi gene iş durumuna bağlı olarak bazen meyveli cheesecake'ler yapıyorum. Arada değişiklik olsun diye. Ananaslı bademli cheesecake yapıyorum. Evet. Ve gene dönem dönem ev yapımı yaş pasta hazırlıyorum. Onlar da çok keyifli, çok lezzetli. Peki çalışan kadınlar için bir şey yapıyor musunuz? Yani akşam misafiri gelecek ama evde ürün hazırlayacak zamanı yok. Sipariş alıyor musunuz? Kesinlikle. Bir gün önceden söylemeleri kaydıyla San Sebastian, Brownie, Magnolia hepsiyle ilgili de paket servisimiz, yani paket servis olarak hazırlayabiliriz. Öneriyorsunuz. Peki farklı ürün istedi. Atıyorum ben işte börek istiyorum dedi veya sarma istiyorum dedi. Bu tip ürünlere de çıkıyor Hayır, musunuz? Hayır, uzmanlık alanımızın dışına çıkmıyoruz ki sonuç olarak bizden bir ürün alındığında lezzetinin arkasında durabilmemiz lazım. Doğru. Neyi iyi yapıyorsak onu sunuyoruz, onu satıyoruz. Çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim, Anka Kafe ile ilgili sizlere bir şeyler anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Şimdi Seyla Hanım'a sorayım. Son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, kendilerini burada görmekten mutlu olacağız. Ne kadar güzel. Sizleri Anka Kafe'ye bekliyoruz. Mutlaka gelin, görün, bu lezzetlerin tadına varın. Özellikle San Sebastian'ı mutlaka deneyin. Ben hakikaten çok beğendim. Siz de beğeneceksiniz eminim. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.